Selamün dostlar deneyim vaktine hoş geldiniz. Hiç merak ettiniz mi? 3D baskı alırken dilimleme programındaki görmüş olduğumuz dolgu deseni ayarları gerçekten ne işe yarıyor? Genelde varsayılan neyse hepimiz onu seçip kullanıyoruz değil mi? İşte bu dolgu deseni ayarlarını doğru bir şekilde kullandığımız zaman baskılarımızı %50 daha fazla sağlam yapabileceğimizi hatta baskı sürelerini kısaltabileceğimizi sizlere söyleseydim işte bu videoda bu konuyu kökünden çözüyoruz. Merak ettim üşenmedim bambu stüdyodaki yer alan 21 adet dolgu desen ayarlarını hepsini sizler için bastım. Gerçekte bu desenler her biri ne işe yarıyor? Hangisi en sağlamı? Hangisi en azısı, Hepsini bu numuneler üzerinden kendi gerçek kullanıcı deneyimim ve araştırmalarımı sizlere aktaracağım. Sizler de doğru dolgu deseni ayarlarıyla baskı kalitenizi bir üst seviye çıkartabileceksiniz. Mevcut tüm dolgu desenleri aslında kendi içerisinde sınıflanıyor. Video içerisinde gruplar halinde bunları sizlere aktarmaya devam edeceğim. Ve aynı zamanda bu videonun devamı olarak ikinci videoda da tüm dolgu desenleriyle alınmış parçalar üzerinde dayanıklık testini de gerçekleştireceğiz. O yüzden bu videoya göstereceğiniz yorumlarınız ve desteğiniz çok önemli. Hazırsanız dolgu desen ayarları keşfetmeye başlayalım. konsantrik. Modelin dış duvarını takip edip içe doğru iç içe geçen halkalar halinde dolguyu oluşturur. Pürüzsüz dış yüzeyiyle ile üst katmanlar temiz çıkar. Darbe enerjisini yüzey boyunca yayar. Şok emilimi iyidir. Baskı sesi ise düşüktür. Dikey veya tek yönlü çekme mukavemeti zayıf. %20 ve üstü dolgu yoğunluğunda zaman ve filament verimsizleşir. Karmaşık iş köşelerde dolgu hataları görülebilir. Özetle estetik veya darbe yayan bir dolgu dekoratif veya az yük taşıyan parçalar için ideal olabilir. Doğru Belirleyen açıyla paralel düz çizgiler dolguyu oluşturur. Dilimleme baskı süresi çok hızlı, filament tasarrufu yüksek, yük yönüne göre açı ayarlanarak mukavemet yönlendirilebilir. Uzun düz hareketlerde titreşim ve tıkanma riski oluşturabilir. Çok düşük yoğunlukta formu korumakta zorlanırken, özetle hız ve ekonomi ön planda. Basit prototipler veya düşük yük gerektiren parçalar için tercih edilir. Zigzag, dalgalı çizgilerle iç yapıya esneklik katar. Yönlü esnekliği darbe ve titreşime karşı direnç sağlar. Nozul karmaşık hareket ettiği için tıkanma riski artarken yüksek yoğunlukta verim düşer. Özetle esnek ve estetik bir dolgu fonksiyonel mekanik parçalarda dikkatli kullanılmalı. Kafes, katmanlar arasında 60-90 derece açılı çizgilerle üç boyutlu kafes hücreleri oluşturur. X Y Z neredeyse izotropik mukavemet sağlar. Hafif yapısına rağmen yüksek dayanım sunarken titreşim ve enerjiyi iyi sönümleyebilir. Dilimleme ve baskı süresi %15-30 oranında artar. Filament tüketimi ızgaraya göre yüksekken çok küçük hücrede nozul tıkanabilir. Özetle mekanik ve yapısal performans ön planda, mühendislik uygulamalarında ideal, baskı maliyeti ise yüksek. Kübik 3 boyutlu küp kafes yapısıyla hem yata hem dikey eksenleri dengeli doldurur. Ağır yükleri rahat taşır, yüksek dolgu yoğunluğunda bile kararlı performans sağlar. Dilimleme ve baskı süresi artar, filament maliyeti yükseltir, destek gerektiren üst katmanlarda ek önlem almanız gerekebilir. Özetle yüksek yapısal ihtiyaçlı fonksiyonel parçalar için bir numara, hız ve tasarruf isteyenler için tercih edilmeyebilir. Üçgenler Bal peteğine benzer üçgen hücrelerle dolgu oluşturan iki boyutlu ağ yapısı. Yatay yükleri eşit dağıtır, ince duvarlarda çatlamayı engeller, ızgara dolguda daha dengeli, Üst katman desteği klasik ızgara dolgusu kadar iyi değil. Köşe streslerinde ise zayıf. Özetle yatay dayanımı güçlü. Orta düzey mühendislik parçalarında ızgara dolgu her zaman alternatif tercihtir. 3D petek. Katmanlar arası altıgen hücrelerle gerçek 3 boyutlu petek yapısı kurar. 3 eksende dengeli dayanım. Titreşim ve sönümlemede üstün performans. Hafif yapısına rağmen sağlamlık sağlar. Dilimleme ve baskı süresi belirgin olarak artar. Filament tüketimi yüksektir. Özetle mekanik performans. Ve hafiflik öncelikle seri üretim için maliyetlidir. Eğri tabanlı desenler spiral benzeri eğrilerle sürekli dolgu oluşturur, eşsiz estetik ve görsel sunar, enerji yayılımı sağlarken dilimleme ve baskı süresi dramatik şekilde artar, nozul tıkanma riski yüksektir. Özetle dekoratif veya özel projeler için fonksiyonel uygulamalarda pratik değildir. Yıldırım Modelin sadece kritik yük taşıyan noktalarını doldurarak hafif dolgu sunar. Maksimum zaman filament tasarrufu çok hızlı baskı imkanı ile yapısal desteğe sınırlıdır. Ağır veya üst katmanda ağırlık gerektiren parçalar için risklidir. Özetle prototip görsel sunum ve hız test baskıları için mükemmel, gerçek yük taşıyan parçalarda yetersiz kalır. Altıgen Altıgen hücreler şeklinde tekrarlanan iki boyutlu dolgu yapısı. Yüksek mukavemet sağlar, estetik ve organik görünüm sunarken darbe ve titreşime karşı dayanıklıdır. %20 ve üstü dolgu yoğunluğunda verimsiz kalabilir. Özetle hafif ama dayanıklı, dekoratif ve darbe emici parçalar için tercih edilir. Jiroid organik sürekli yüzeyleri oluşturan 3 boyutlu izotropik dolgu deseni gerçek izotropik mukavemeti sağlarken darbe enerjisini her yöne yayabilir, iç kanal yapılarında soğutma sağlar. Baskı süresi %10 uzar, ince katman üstü desteği ise zayıf kalır. Özetle en dengeli iç yapı, performans odaklı parçalar, soğutma ve darbe direnci gerektiren uygulamalar için idealdir. Müzik yıldırıma, küpikten bal peteğine tam 21 adet dolgu deseni birlikte incelemiş olduk. Gördüğünüz gibi her desenin kendine özgü bir amacı, bir gücü ve bir hızı var. Artık standart bir baskı için kafes veya ciroidin neden popüler olduğunu, kırılmaz bir parça için kübik dolgusuna neden yönlenmemiz gerektiğini ve sadece görsel bir model basarken yıldırım deseniyle nasıl bir muazzam zaman ve malzeme tasarrufu elde edebileceğimizi artık biliyoruz. Benim size en büyük tavsiyem şu, bir daha baskı alırken var sayılarını körü körüne kullanmayın. Modelinizin amacını düşünün. Bu videoda öğrendiklerinize göre en uygun deseni seçebilirsiniz. Aradaki farkı hem baskı kalitesinde hem süre zamanında göreceksiniz. Eğer bu video hoşunuza gittiyse bu videoyu beğenerek kanalıma abone olarak en büyük desteği verebilirsiniz. Biliyorsunuz 3000 aboneye çok çok az kaldı. Sizin desteğinizle o hedefi de geçmiş olacağız. Ve söylediğim gibi bu videonun ikincisi olarak da yine dolgu deseniyle aldığımız parçalar üzerinde sağlamlık testini hep birlikte yapacağız. Son Son olarak yoruma yazar mısın? Senin favorin ve en çok kullandığın dolgu deseni hangisi? Farklı deneyimleri okumak hepimizin için oldukça faydalı olacaktır. İzlediğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Bir sonraki deneyim vakti videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.